Merhaba dostlarım. Ben Serdar. Sizlere bugün böyle bir video yapmak istedim. Birazdan videomda kesinlikle gerçek bir hikaye anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu videoyu izliyorsanız canlı yayını izlemiyorsunuz. Çünkü bu video yayınlandığı zaman bu video Cuma günü saat 18.00'da yayınlanmış olacak. Ve ben o aynı zaman diliminde 3,5 saat sürecek bir canlı yayına girmiş olacağım. O canlı yayında korku oyunları oynayacağız. Evet, korku oyunları oynayacağım. Bizi daha fazla meraklandırmadan hikayeye geçeceğim. Ama öncelikle bazı ahbaplarımızın da merak edebileceği gibi sol gözüm kıpkırmızı oldu. Bunun en önemli nedeni gece gündüz ya ödev yapmam ya ders çalışmam ya da sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışmam. Ve bahsettiğim bütün bu şeyler gözlerimi yoruyor ve zaman alıyor. Ve ne kadar fazla zaman alırsa ben de o kadar az uyuyorum. Fakat şimdi sizleri hiç bekletmeden hikayeye geçeceğim. Aslında birazcık bekleteceğim sizleri. Gidin Twitch kanalında canlı yayını izleyin. İzleyin. Açıklamada linki var. O linkten izleyebilirsiniz. Korku oyunlarını seviyorsanız o canlı yayını izleyin. Çünkü birazdan çok gerçek bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayeyi anlatırken gülmemeye çalışacağım. Gülmek için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok, merak etmeyin. Çok çok uzun zaman önce çok çok uzak bir köyde köyün çiftliklerinin birinde taştan yapılmış bir duvar varmış. Köyün çocuklarından birisi bir gün çok sıkılıp bu duvar boyunca yürümeye karar vermiş. Çocuk duvar boyunca yürürken doğal olarak o çiftliğin duvarının kapısına denk gelmiş. Kapının önünde bir taş duruyormuş. Çocuk öylece bakmış taşa. Ama çok ilginç bir şekilde taş yavaş yavaş havalanmaya başladı. Havada süzülmeye başlamış taş. Çocuk taşa baka kalmış. Gözlerini taştan ayıramıyormuş. Çok tuhaf geliyormuş bu durum çocuğa. Çünkü çocuk hayatında daha önce hiçbir zaman çocuk hayatında hiçbir zaman uçan bir taş görmemiş. Derken o da ne? Taş arkasında sakladığı elini çıkarmış. Sağ taraftaki iki, bu size sol tarafta iki gibi geliyor. Ve sağ taraftaki iki, ama bana göre sol taraftaki parmağını indirmiş. Orta parmağını çocuğa göstermiş. Taş çocuğa hareket çekiyormuş. Çocuğun ağzı açık kalmış. Birden bir patlama sesi duyulmuş. Bu patlama sesi. Evet bu. Siz yanlış biliyorsunuz. Bir patlama sesi duyulmuş. Taş yere düşmüş. Çocuk
Çiftlik duvarlarını böyle sürüne sürüne geçmiş. Kapıdan içeri bakmış çünkü ses oradan geliyormuş. Bir horoz sırtında tüfeğiyle kapıdan geçmiş. Taşı sırt çantasını almış. Çünkü sırt çantalarını sırtınıza takarsınız. Hayır. Hayır takmazsınız. Sırt çantalarını omzunuza takar, sırtınıza taşırsınız. Doğal olarak. Horoz taşı kümese götürmüş. Eşi olan tavuğa vermiş. Tavuk bu taşı buzdolabına koymuş. Akşam yemeğinde tavuk, horoz ve civcivler hep beraber bu taşı yemişler. Aynı günün geç saatlerinde sabaha doğru, yani ertesi gün oluyor birazcık daha, horoz gizlice kümesten kaçmış. Çiftliğin yanındaki bir gölete gitmiş. Orada sarışın bir ördekle buluşmuş ve gölde sevişmişler. Ama fakat sabaha doğru gölette başka bir canlı da varmış. Bir balık. Ve fırsatı değerlendiren bu balık bu olayı videoya almış. Kamerayla videoya almış. Ve aynı günün sabah saatlerinde bu video balık magazinde yayınlanmış. Tavuk bu olanları görmüş ve horoza boşanma davası açmış. Yargıçlar tavuğun haklı olduğunu kabul edip haklı olduğu kararına varıp hemen horozun cezalandırılmasını istemişler. Boşanma davasında yargılanan tavuk, boşanma davasında suçlu kabul edilen tavuğun içi boşaltılmış. Bütün iç organları dışarıya çıkarılmış. Ve horozun iç organları dışarıya çıkar. Horoz yargılanıyor. Ve horoz o gün çok çok önemli bir ders öğrenmiş. Bir canlı iç organları olmadan yaşayamaz.